أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili قيمة kıymetli Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz efendim. Bu birlikteliğimizde kitabımızın 145. sayfasında yer alan ikinci alıştırma üzerinde duracağız. Bu alıştırma üzerinde durarak başlayacağız programımıza ve devamında sayfa 146'da yer alan 3 numaralı alıştırmayı size vermeye çalışacağım. Daha önceden İki numaralı alışmayı size ödev olarak tevdi etmiştik. Siz hazırladınız umuyorum burayı. Burada size yeni bir konu anlatılmıştı. Gelecek zaman bilgisi kazandırılmıştı. Muzari fiilin başına se ya da sevfe getirildiği takdirde fiilin anlamı gelecek zaman anlamına dönüşüyordu. Gelecek zaman anlamı ifade ediyordu. Yefhasut tabi bu el merida doktor hastayı muayene ediyor ya da eder anlamındayken seyef hasut tabi bu elmeri doktor hastayı muayene edecek şeklinde çevriliyordu. Bir numaralı cümleye bakıyoruz. Yakraul ol meri hasta reçeteyi okuyor ya da okur. Seyakra ol meri vasfete hasta reçeteyi okuyacak. 2 numaralı cümle Yedfe'ül meridul ücrete Hasta ücreti ödüyor ya da öder. Se yedfe'ül meridul ücrete Hasta ücreti ödeyecek. 3 numaralı cümle mumarri mumerridatul ücrete Hemşire ücreti alıyor ya da alır anlamında bir cümle. Se te'khuzul mumerridatul ücrete Hemşire ücreti alacak. 4 numaralı cümle Yekşiful meridu sadrahu Hasta göğsünü açıyor ya da açar. Se Seyekşiful meridu sadrahu Hasta göğsünü açacak. 5 numaralı cümle Ye'khudu el meridu şerabe Ye'khudu el meridu şerabe Hasta şurup alıyor ya da alır. Yani şurup içiyor anlamı kastediliyor. Se <laughs> ye'huzul meridu şerabe. Hasta şurup alacak, içecek. Arka sayfaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim. 146. sayfada 6 numaralı cümle. Ye ye'huzul yusuful akrasa. Yusuf hapları alıyor ya da alır. Seya khuzu Yusuf Yusuf hapları alacak. 7 numaralı ve bu bölümün son cümlesi. "Teşrabu tiflatu dawa'e kız çocuğu ilaç içiyor ya da içer. Sataşrabu tiflatu dawa'e kız çocuğu ilacı içecek anlamında bir cümle. Gelecek zaman konusu üzerinde yeteri kadar durduğumuz için önceki programlarımızda bu programda daha fazla üzerinde durmaya gerek hissetmiyorum. Kitabınızın bu sayfasında, sayfa 146'da 3 numaralı alıştırmaya kadar gelmiş bulunuyoruz. Bu alıştırmada size yeni bir konu verilecek. Önemli bir konu verilecek. Bu konuya giriş yapmadan önce bu konuyu size aktarmadan, sunmadan önce bir takım ön bilgiler vermek istiyorum. Bir takım ön bilgilerle burada verilen konuyu daha rahat anlamak için sizi hazırlamak istiyorum. Daha rahat anlamanızı sağlamak için. Dolayısıyla önceki programlarımızda ele aldığımız bazı kavramları, bazı terimleri size hatırlatmaya ve Bunların oluşturacağı zemin üzerinde konuyu inşa etmeye çalışacağım inşallah. Mazi fiil diye adlandırdığımız bir fiilden bahsettik geçtiğimiz derslerimizde ve mazi fiilin geçmiş zamanı ifade ettiğini söyledik. Türkçeye gerek dili gerekmişli geçmiş zaman anlamıyla tercüme edilir dedik. Sülasi mücerret diye bir kavram kullandıysak tekrar etmiş olalım kullanmadıysak size ilk olarak vermiş olalım. Sülasi mücerret diye adlandırdığımız kavramı şöyle izah edeceğiz. Üç harfli yalın fiil. Sülasi mücerret fiil şeklinde bir tanım kullanacağız. Derslerimizde bu tanımı artık sıkça duyacaksınız. Sülasi mücerret. Arapça telaffuzunun hakkını tam olarak vererek telaffuz etmek gerekirse, thulafi şeklinde telaffuz ederiz. Daha önceden sayıları öğrendiniz. Vahid, isnan, selase şeklinde. Selase rakamının Türkçedeki hangi rakamı, hangi sayıyı karşıladığını sorsam ne dersiniz? Selase, üç demekti. Thulafi ise üçlü demek. Üçlüden kastımız üç harfli fiil demek. Mücerred kavramının Türkçe karşılığı ise yalın demek. Ek almamış demek veya bir diğer ifadeyle kök demek. Bir taraftan programı takip ederken dinlerken, bir taraftan da müsveddelerinize not alabilirsiniz. Bunları düzgün bir şekilde size not ettireceğiz belki ama yani ola ki not ettirme durumumuz söz konusu olmaz da sunumumuz esnasında not aldıklarınızla yetinin diyecek olursak en azından müsveddelerinize bazı şeyleri not etmenizde fayda var. Sülasi ne demekmiş? Üç harfli, üçlü. Mücerret ise yalın demek. Sülasi mücerret dediğimiz zaman üç harfli yalın fiili kastetmiş oluruz. Yani kök fiili kastetmiş oluruz. Kök harfleri kastetmiş oluruz. Sülasi mücerret mazi fiilden edince akla şu gelmeli. Üç harfli geçmiş zaman anlamı içeren yalın fiil bu tanımı tekrar etmek istiyorum. Sülasi mücerret mazi fiil dendiği zaman aklımıza şu gelmeli. Üç harfli geçmiş zaman anlamı taşıyan yalın fiil akla gelmeli. Sülasi mücerret mazi fiil. Peki bu kavramı öğrendikten sonra bu kavramın Türkçe karşılığını not ettikten sonra sıra size şu bilgiyi aktarmaya geldi. Sülasi mücerret mazi bir fiilin üç şekli vardır. Sülasi mücerret mazi bir fiilin üç şekli vardır. Feale, feile ve feule. Bu şekilleri tekrar ediyorum. Feale, feile ve feule. Evet, feale, feile, feule bunlar fiillerin kalıplarıdır, vezinleridir. Şöyle ki, daha önceden anlamlarını da öğrendiğiniz, hatta çekimlerini de, mazi çekimlerini de öğrendiğiniz, ketebe, celese, nazara, dehale gibi fiiller, şekil bakımından fealeye benzemektedir. Bununla şunu kastediyoruz. Feale kaç harfli? Üç harfli. Peki bu fiilin kendi başına bir anlamı var mı? Var. Yaptı, etti demek. Kendi başına bir anlamı olmakla birlikte diğer fiiller için Arap dilinde yer alan üç harfli fiiller için kalıp olarak kullanılır feale. Vezin olarak kullanılır. Yani ölçüdür kendisi. Feale'nin İlk harfini Arapça gramer kitapları fa el fiil. İkinci harfini ayn el fiil. Üçüncü harfini ise la fiil diye adlandırır. Eğer fe aleyi şu anda notlarınızın arasına alıp yazacak olursanız şu an masallarınızın üzerinde açık duran müsvedde kağıtlarınızın üzerine fe aleyi yazacak olursanız bu fiilin ilk harfinin fa, İkinci harfinin ayin, üçüncü harfinin lam olduğunu kolayca görürsünüz. Peki tanım nasıl yapılmış? İlk harf fa el fiil, ikinci harf ayin el fiil, üçüncü harf ise lam el fiil diye adlandırılmış. Bundan sonra biz böyle bir ifade kullandığımızda, yani fa el fiil dediğimizde, veya ayin el fiil dediğimizde, ya da lam el fiil dediğimizde, anlamanız gereken şey şu olacak. Fiilin birinci harfi, fiilin ikinci harfi veya fiilin üçüncü harfi. Anlamanız gereken bu olacak. Yani fael fiil dediğimizde fiilin birinci harfi kastediliyor diye düşüneceksiniz. Aynel el fiil dediğimizde fiilin ikinci harfi kastediliyor diye düşüneceksiniz. Peki lamel fiil dediğimizde ne kastediliyor diye düşüneceksiniz. Evet. Anlayıp anlamadığınızı kontrol edin diye e, sessiz kalmaya çalıştım. Sorum şu. Lamel fiil dediğimizde fiilin kaçıncı harfini kastetmiş olacağız? Pek tabii ki üçüncü harfini kastetmiş olacağız. Burası anlaşıldı zannediyorum. Hatta zaten zatında bu fael fiil, aynel fiil ve lamel fiil tanımlarını öğrenmeseniz olmaz diyemeyeceğim belki ama geç öğrenseniz de zararı olmaz. Şimdilik fiilin birinci harfi, ikinci harfi ya da üçüncü harfi diye de öğrenmenizde herhangi bir sakınca yok. Peki, ketebe, celese, nazara, dehale gibi fiillerin şekil bakımından fealeye benzediğini söylemek mümkündür. Ve bu benzerliği kavramak, anlamak da yine zor değildir. Peki bir de fe ile şeklinin olduğunu söyledik. Sülasi mücerret mazi fiilin bir de fe ile şekli vardır dedik. Fe ile şekline benzeyen bu kalıba ait olan mazi fiil var mı hatırımızda diye bir yoklayalım belleğimizi. Hangi fiiller var? Şeribe, rakibe, alime, fehime gibi fiiller fe-ile'ye benzeyen fiiller. Şerribe, rakibe, alime ve fehime. Eğer dikkat edecek olursanız şekil bakımından bunların fe-ile'ye benzediğini söylemek hiç zor değildir. Bu fiiller şekil bakımından fe-ile'ye benzemektedir. Peki hocam fealenin bir anlamının olduğunu söylediniz. Yaptı, etti diye feilenin ve feulenin bir anlamı var mı? Hayır bunların bir anlamı yok. Yani feile ya da feuleyi müstakil olarak yaptı etti anlamıyla çevirmeyiz. Fealeyi yaptı etti anlamıyla çeviririz. Fealenin kendine ait bir anlamı olmakla birlikte kendisi dışındaki fiiller içinde vezin teşkil eder yani başka fiiller içinde kalıp olma özelliği taşır. Ancak fe ile ve feulenin kendilerine ait taşıdıkları bir anlam söz konusu değildir. Sadece kendi dışındaki fiiller için kalıp teşkil etmiş olurlar. Peki şeribe, rakibe, alime ve fehime gibi fiillerin fe ileye benzediğini söyledikten sonra sülasi mücerret mazi fiilin üçüncü şekli olan fe uleye geçebiliriz feuleye benzeyen bir fiil örneği kitabınızda şu ana kadar verilmedi diye hatırlıyorum. Güzel oldu, güzelleşti anlamında hasöne fiili, büyüdü anlamındaki kebura fiili ve yine büyüdü anlamındaki azume fiilleri feule kalıbında gelen, feule veznine benzeyen fiil diye örneklendirilebilir. Burada şöyle bir açıklama ihtiyacı söz konusu. Arap dilinde yer alan üç harfli fiillerin büyük çoğunluğu ya fe aleye benzer ya da fe ileye benzer. Şekil bakımından fe benzeyen fiillerin sayısı oldukça azdır. Burası anlaşıldı zannediyorum. Feale ve fe ileye benzeyenlerin sayısı çoktur feuleye benzeyenlerin sayısı azdır. Bu üç vezin arasında benzerliği tespit edecek olursak, bu üç veznin her üçünde de fael fiillerle lamel fiillerin harekesi fethadır. Hocam ben anlayamadım ne aynıdır, aynı olan ne? Bir de üstelik daha oturmadı bu fa el fiil, la mel fiil zihnime henüz yerleşmedi. Neydi bunlar? Bir kez daha söyleyelim. Bu üç veznin, bu üç kalıbın birbirine benzerliği şudur. Fa el fiilleriyle la mel fiillerinin harekesi aynıdır. Fethadır. Fe ale, fe ile, fe ule derken kastettiğimiz şu ki birinci harflerle üçüncü harflerin harekesi aynıdır, fethadır. Peki bu üçünün birbirinden ayrışan yönü nedir diye sorsam, ben söylemeden siz çıkarımda bulunabilir misiniz? Sorum şu, feale, feile ve feulenin, ki bunlar vezindir dedik, bunların benzer yönü Birinci harflerinin harekeleri ile üçüncü harflerinin harekelerinin aynı oluşudur. Fetha hareket taşımalarıdır dedik. Şunu soruyorum size. Bu üç veznin birbirinden ayrışan, birbiriyle farklı oldukları yönleri nedir diye soruyorum. Evet çıkarabildiniz mi? Aslında biraz erken bir soru ama, Yani biraz sizin zihninizi, zihninizi çalıştırmak, zihninize jimnastik yaptırmak için soruyorum bunu. Evet, belki bazılarınız ya da çoğunuz buldu bu sorunun cevabını. Ne dediniz efendim? Bu üçünün birbirinden ayrışan yönü, birbirine benzemeyen yönü aynel fiillerinin harekesidir. Aynel fiil demekle neyi kastetmiştik? Orta harfi kastetmiştik. Aynel fiilin harekesi aynı değildir. Farklıdır demekle şunu kastetmiş oluyoruz. Bu üç veznin üçünün de ortasında yer alan harflerin harekeleri birbirinden farklılık arz etmektedir. Nasıl? Şöyle ki Fe'ale derken orta harfin harekesi fetha Fe'ile derken orta harfin harekesi kesra fe'ule derken orta harfin harekesi damme. Artık radyo dershanesi öğrencisi üstün Esra Ötre'yi unutmuştur diye düşünüyorum. Böyle umuyorum. Fetha, kesra ve damme kavramlarını bu terimleri artık kullanmaya başlamıştır çoktan diye düşünüyorum. Evet, orta harflerinin harekeleri birbirine benzemez birbirleriyle ayrıştıkları tek yön budur. Peki şu ana kadar, şu dakikaya kadar size neyi vermiş olduk? Sülasi mücerret mazi fiilin üç şeklinin olduğunu, bunların feale, feile ve feule şeklinde ifade edildiğini dile getirdik. Bir zemin oluşturduk doğrusu. Ne için bir zemin oluşturduk? kitabınızın şu an üzerinde bulunduğumuz 146. sayfasında yer alan 3 numaralı alıştırmada size verilecek olan yeni bir konunun inşası için zemin oluşturduk. Şayet bu programımızda ele aldığımız sülasi mücerret mazi fiilin fe ale fe ile ve fe ule şekillerinin olduğu Arap dilinde yer alan üç harfli fiillerin bu üçünden birisine benzeyerek geldiği bilgisine sahip olmasaydınız ya da olmazsanız burada verilen 3 numaralı alıştırmada kaydedilen size kazandırılmaya çalışılan gramer bilgisini edinme imkanınız olmazdı, olmayacaktı. O halde gelecek programımızda bu alıştırmada verilen konuyu size sunduğumuzda konuyu anlamanız rahatça kavramanız mümkün olacak diye düşünüyorum. Evet efendim bu programımızda size önemli bir bilgi verdik. Sülasi mücerret mazi fiilin feale, feile ve feule şekillerinin olduğundan bahsettik. Arapçada yer alan fiillerin ...üç harfli geçmiş zaman anlamı taşıyan fiillerin feale, feile ile ve feule ule vezinlerinden herhangi birisine benzeyerek geldiğini ifade ettik. Gelecek programlarımızda üç harfli geçmiş zaman anlamı taşıyan yalın fiil demeyeceğiz artık. Gelecek programlarımızda 3 harfli geçmiş zaman anlamı taşıyan yalın fiil demeyeceğiz. Ne diyeceğiz peki? Sülasi mücerret mazi fiil diyeceğiz. Biz böyle deyince, böyle bir tanımda bulununca, daha doğrusu böyle bir ifade kullanınca, sülasi mücerret mazi fiil ifadesinden kastettiğimiz anlamın, üç harfli geçmiş zaman anlamı içeren yalın fiil olduğunu siz bileceksiniz. Ödeviniz, sorumluluğunuz sadece bu kadar. Beraberinde ne var? Beraberinde de bunun üç şeklinin olduğu, feale, feile ve feulenin bu üç şekli teşkil ettiği beraberinde yer alacak. Peki efendim. Bu programımız için tasarlamış olduğumuz süreyi tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki radyo dershanesinde kitabınızın 146. sayfasında 3 numaralı alıştırmada buluşmak üzere fi emanillah.